Güney Osetya'daki Gürcü nüfusunun azaltılması için birçok köy silah zoruyla boşaltılmış. Gürcistan tarafında kalan köylere de sınıra yakın oldukları bahanesiyle çeşitli baskılar yapılıyor. Sınırı belirleyen dikenli telleri de köyün içinden geçirmişler. Bu bölgede yaşamını sürdürmeye çalışanlardan biri de ihtiyar David Vanaşvili. Torununun ismini kendisinden aldığı David Dede, köyün dışında bırakılan evinde adeta hapis hayatı yaşıyor. Evinden çıkıp çocukluğundan beri ekip biçtiği, ailesine ve kendisine ait olan bahçelerine gitse, evine geri dönemeyecek. Çünkü evi sınırın bir tarafında, bahçesi diğer tarafında. Sınırda nöbet tutan Rus askerleri zaman zaman sınıra fazla yaklaşmaması hususunda kendisini ikaz, hatta tehdit ediyorlarmış. Yaşlı adamın karnını nasıl doyuracağı, hayatını nasıl idame ettireceği hususundaki sorularınınsa askerler tarafından verilen bir cevabı hiç olmamış. İhtiyar David, kızının pişirip torunuyla beraber getirdiği haçapuriye zorlukla ulaşıyor. Ve torunuyla hasret gideriyor. Son derece kısıtlı ve zor şartlarda olsa da.